Diğer bir sunumumuz servisler dijital dönüşüm konulu sunumunu yapmak üzere Sayın Hilal Altun. Buyurun. Merhabalar, ismim Hilal Altun. Siemens Sağlık'ta çalışıyorum, 8 yıldır çalışıyorum. Ürün eğitim uzmanıyım. Bugün size serviste dijital dönüşüm başlığı seçtim. Bunun sebebi şu, her şey dijitalleşiyor. Kullandığımız banka aplikasyonlarından, kullandığımız banka aplikasyonlarından, işte yapay zeka, big data vesaire bir sürü şey değişiyor. Ve servise de birçok değişim var ve biz bu servisi nasıl dijitalleşiyoruz onları size paylaşmak istiyorum. Nasıl kendi kendimizi eğitiriz, nasıl online kurslara katılırız bunları paylaşmak istiyorum. Normalde standartta biliyorsunuz cihaz satılır ve cihaza eğitim uzmanlarımız gelir ve cihaz eğitimini verirler. Ama bu biraz değişiyor ve bence daha da güzelleşiyor ve dijitalizasyondan da faydalanarak bu işi biraz bir üst seviyeye taşıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Aslında biliyorsunuz cihazın birçok cihaz kuruluyor. Cihazın yanında SRS diye bir sistemimiz var. Router'lar kuruluyor ve biz bu cihazlara uzaktan erişebiliyoruz. Bu ne sağlıyor? Aslında uzaktan arıza çözümü sağlıyor. Aynı zamanda bunu eğitime de ekledik bundan sonra. Bundan bahsedeceğim. On-site'de online ne demek? Neden sahadan çevrim içiye geçiyoruz? Ondan bahsedeceğim. Normalde tabii ki müşterilerimizi mağdur etmemek için sahada eğitim veriyoruz ama bu da ilerleyen zamanlarda gündemimizi alacak bir konu. Pep Connect diye bir web sitesi tasarladık. Bu global bir site. Bunda kendi kendinize eğitici videolar var ve aynı zamanda bu bizim ürünlerimizle ilgili daha çok bilgilenmek isterseniz arayüz videolarımız da var. Buna bakmanızı sağlamak için bir ileriki slaytlarda da göstereceğim. LifeNet diye bir şey ürettik. LifeNet şu aslında dediğim gibi nasıl bankadan EFT yapıyorsanız bu LifeNet üzerinden de arıza kaydı açabiliyorsunuz artık. Siemens cihazlarınız için söylüyorum. Ve takipte yapabiliyorsunuz. Bunu da ileriki slaytlarda göstereceğim. TeamPlay diye bir ürünümüz daha var. Bu da aslında dost takibi yapıyoruz. Bu dost takibini nasıl yapıyoruz onu da göstereceğim. İlki sahadan çevrim içi. Neden bunu yapıyoruz? Bir kere çok hızlı. Uzaktan bağlantı birkaç dakika sürüyor. Atıyorum müşteri beni arıyor ve bir problem olduğunu söylüyor ve hızlı bir şekilde 5 dakika içerisinde onun monitörüne ulaşabiliyorum. Normalde bir problemi olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda gün vermem gerekecek. İşte programlardan artık kalan vakitte atıyorum 2 haftam dolu, 3. haftaya ne dersiniz diyeceğim ama bu teknoloji sayesinde hızlı bir şekilde cihazın ön yüzüne ulaşabiliyorum. Hem cihaz olsun hem iş istasyonu olsun. Bu arada benim sorumlusu olduğum ürün Singovia, belki bilenler vardır. Post proses bir yazılım. Bu yüzden benim işim birazcık daha kolay. Hemen monitörlere erişebiliyorum. Cihaza birçok daha parametre var. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Dediğim gibi hızlı ve sadece orada görüntü olarak yokum. Yani ben sistemin bilgisayarın üzerindeyim. Mouse hareketimi görebiliyorsunuz. Telefonda beni duyabiliyorsunuz. Ama sadece görüntü olarak orada yokum. Bu da çok büyük bir şey, büyük önemli bir şey değil. Tabii ki bağ kurmak açısından beraber çekim sonrası post proses yapmak açısından önemli olsa da işimizi hızlı görmek açısından çok daha avantajlı. Burada bir tane örnek bir şey, tabi bu hayata geçmiş durumda öyle söyleyeyim. Bir MR ile ilgili bir yazılımı anlatırken bu ekran görüntüsünü aldım. Bu şekilde gözüküyor aslında. Bu benim bilgisayarımın ekranı ve ben o ekran içerisinde uzaktan bağlantıyla oradaki Singovia'ya bağlanarak onların gördüğü şekilde ben de görüyorum sistemi. Ve burada Composer yazılımını anlatmıştım ve
bundan sonra da servis raporu dolduruyorum ve servis raporunu da göndererek sizden imza istiyorum ve bu şekilde eğitimi tamamlıyoruz. Eğer bir problem yaşarsak ya da teknik bir sıkıntı yaşarsak da tabii ki bunu bizim sorumluluğumuzda uygun bir vakitte sağ ziyareti ayarlıyoruz. Burada neler yapabiliriz? Bizim biliyorsunuz follow-up eğitimler var. Hani eğitimin tekrarı, bunları yapabiliyoruz. Yine eğitim desteğini buradan verebiliyoruz. Ya da işte bir demo yapacaksak da bunu bu şekilde de devam ettirebiliyoruz. SRS üzerinden yapıyoruz. Çok teknik bir şeye girmek istemiyorum. Router'lar üzerinden biz sisteme bağlanabiliyoruz. Aynı zamanda bir başka dijitalizasyonla ilgili, daha doğrusu daha proaktif davranmaya çalışıyoruz. Bu şu, biz Singovi oturumları yapıyoruz. Bu ne demek? Aslında işte ben vasküler postprosesi tam anlayamadım. Hani bununla ilgili bir şey yapalım mı gibi bir istek de gelebiliyor. Örneğin belli bir zaman aralığında bir link atarak o linkten online eğitim yapabiliyoruz. Bu ne demek? İşte bütün... elimizden geldiğince tabii bir database'imiz var. Müşteri database'ine bunu atarak işte saat 2 hafta sonra saat 3'te ben CT vasküler anlatacağım diyorum ve oraya katılan arkadaşlarla beraber bu konuyu işliyoruz. Dolayısıyla bu daha proaktif oluyor ve orada o online session'da bana soru sorma imkanları oluyor. Aynı zamanda hiçbir bilgisi yoksa da o konuyu öğrenme imkanı oluyor. Bu da örnek bir maildeki bir yeri aldım göstermek için. İşte birinci oturum, ikinci oturum vesaire bu şekilde göstermek için bunu koydum. PP Connect diye bir şey dediğim gibi uluslararası bir internet sitesi bu. Bu ne demek? İsterseniz Google'a PP Connect yazabilirsiniz. Açılımı Personal Education Platform. Burada istediğiniz eğitim videolarına ulaşabiliyorsunuz. Genel videolara da ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Singovia'da arayüz videoları var. Bu sayede aslında bir aplikasyoncuya ihtiyaç duymadan kendi kendinize eğitebiliyorsunuz. Ve ekstra işte bu tabii ki bu içerikler sürekli yenileniyor, sürekli gelişiyor ve bu son versiyonlara göre güncelleniyor, eskileri siliniyor ve dolayısıyla çok yani çok güncellenen bir şey. Bunu takip etmekte fayda var ve sadece Siemens için değil, genel klinik eğitimler de var. Eğer bakmak isterseniz bulabilirsiniz. Bir sonraki dijitalizasyonla ilgili şey LifeNet. Normalde biliyorsunuz bizim bir çağrı merkezimiz var ve o çağrı merkezini arayıp arıza kaydı oluşturabiliyorsunuz. Ama bu web sitesi sayesinde aslında hangi cihazlarınızın up, hangi cihazların down, hangi cihaza servis geliyor şu anda ya da bakım onarımlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve mesela mühendislerin doldurduğu ya da eğitim uzmanlarının doldurduğu servis raporlarını görebiliyorsunuz online şekilde. Aynı zamanda bunun aplikasyonu da var. İsterseniz indirebiliyorsunuz telefonlarınıza. Ve kolaylıkla arıza kaydı oluşturabiliyorsunuz. Ve güncelleme ile ilgili zaman planlaması yapabiliyorsunuz. Ve atıyorum sipariş, parça siparişi geçildi. Hani geldi mi, nerede, ne zaman? Bunlar buradan erişilebiliyor. Ve son olarak TeamPlay'den bahsetmek istiyorum. Bu şöyle bir uygulama. İsterseniz eğer sizin kurumunuzda TeamPlay yoksa biz bunu ücretsiz kurabiliyoruz. Bu ne demek? PEG sisteminden veriler çekerek aslında o hastaya ne kadar bir doz uygulamışsınız ve onunla tabii ki onun beraber belirliyoruz. Ne kadar aykırı doz var, ne kadar ne zaman verilmiş bu doz ve mesela ayda ne kadar aykırı doza sahip hasta çekiyorsunuz gibi. Daha çok bu istatistiki şeyleri bir araya getiren bir tool ve performansınızı da ölçebilirsiniz. Ne kadar hasta çekiyorsunuz, hangi modalitede çekiyorsunuz, hasta değişim hızı nedir? Bunlara imkan veren bir yazılım. Ve bulut tabanlı bir uygulama.
Bu uygulama ne demek? Dediğim gibi PEX'ten alan görüntüleri anonimize ederek, aslında isim vesaire hiçbir şey yok. Genellikle bu konuya çok takılıyor müşterilerimiz. Acaba işte benim verilerim başka elleri geçer mi gibi ya da ona benzer. Uluslararası anlaşmalarla bu korunuyor ve biz asla hasta bilgisini sisteme göndermiyoruz. O buluta göndermiyoruz. Dolayısıyla güvenli bir uygulama. Ve aynı zamanda bu bir web tabanlı olduğu için illa hastane içerisinde olmanız da gerekmiyor. Evde otururken ya da bilgisayarınız açıkken, internete açık bir yerde bu hastalarınızı bakabilirsiniz. Atıyorum bugün işte MR'da 30 hasta çekilmiş. Bunun şu kadarı işte beyin, şu kadarı prostat gibi vesaire, bunlara bakabilirsiniz. Bu aslında neyi sağlıyor? Şöyle düşünürsek aslında mottomuz şu: ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Yani ben ne kadar aykırı doz verdiğimi bileceğim ki onun akabinde bunu iyileştirici şeyler yapabileceğim. Ya bu şey gibi, günde 3 litre su içmem gerekiyor ama ne kadar içtiğimi bilmiyorum gibi. Bunu önce takip için bu tool'ları kullanabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu konuda size yardım edebiliyoruz. Aslında bu dijitalleşme sürekli devam ediyor ve gün ve gün de değişiyor. Ben biraz hızlı konuştum ve hemen bitirdim. Aslında bu kadar. Bana ulaşabilirsiniz. Mail adresimi yazmayı buraya unutmuşum ama hilal.altun@siemens-healthinist.com. İlgilenen olursa da bu Singovia ile ilgili web session'lara da davet edebilirim. Aynı zamanda EcLifeNet ve PP Connect ile ilgili bilgi isterseniz ona da yardımcı olabilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler.